Hepinize merhaba. Bugün yaramaz şef Kürdan'la birlikte sizlere yumurta maması yapacağız ama Kürdan şimdiden malzemeleri yemeye başladı. İşimiz zor bugün onunla. Kürdan önce bir kameraya selam verelim oğlum. Kameraya bir selam verelim oğlum. Evet, şimdi devam edebilirsin istersen. Gel. Öyle kon. Aferin. Bugün arkadaşlar özellikle çift kuşlarımız için kuşlarımızı üretime teşvik edecek bir mama hazırlayacağız sizlerle. Kürdan yemekten önce tatmalara başladı. Bakıyor malzemeler nasıl, güzel mi, taze mi, ona göre ona verecek herhalde. Değil mi Kürdan? Şimdi arkadaşlar bu mamayı niçin yapıyoruz? Biliyorsunuz biz artık üretim sezonuna girmeye başladık ve kuşlarımızın yuvalıklarını taktık. Kuşlarımız da tamam, evet, yuvalığa girmeler başladı, eşleşmeler başladı ama onları üretim sezonunun başladığına ikna edip onları cesaretlendirmemiz gerekiyor ki daha fazla yumurta, daha fazla yavru yapsınlar. İşte bugünkü yapacağımız mama özellikle içerisindeki bol ve zengin E vitamini sayesinde kuşlarımızı üretime teşvik edecek. Kürdan başladı yemeğe ama şimdi size malzemeleri hemen göstereyim. Burada buğday çimlendirmesi var. Burada maş çimlendirmesi var. Maş fasulyesi bu. Çimlendirmeler özellikle üretim dönemindeki kuşlar için oldukça önemli. Hem yavru bakan hem de üretime yeni başlayan çiftlerde çimlendirmeler çok önemlidir. Burada nane, maydanoz yaprakları ve havuç dilimleri var. Ben havucu kesinlikle rendelemiyorum. Çünkü rendelenen havuç suyunu salıyor ve mamayı sulandırıyor. Benim kuşlarım asla ve asla sulanmış mamayı yemezler. Ya genel olarak zaten kuşlarda ıslak mamaya gaga değdirmemekle alakalı bir çekince vardır. Bunu da bilin. Bu daha önce hazırlamış olduğumuz kuru mama. Gerçekten çok faydalı. Burada da gayet güzel bir şekilde, katı bir şekilde haşlanmış bir yumurta var. Haşlanmış yumurta. Bu zaten rendemiz, yumurtayı rendeleyeceğiz. Kaşığımız, karıştırma kapımız ve probiyotiğimiz var. Şimdi biz dengeli bir mama hazırlamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Mama demek her şeyi karıştıralım, bütün renkleri birbirine sokalım. İşte biberini, fasulyesini, şuyunu buyunu birbirine karıştıralım değildir. Önemli olan içerideki oranların birbiriyle eş olmasıdır, doğru olmasıdır. O yüzden sizler de mamalarınızı yaparken çok fazla aşırıya kaçmamaya dikkat edin. Çünkü bir insan bile 20 çeşit bir şeyi aynı anda yemiyor. Kuşların da emin olun 20 çeşit bir mamayı yemesi gerçekten güç ve onları sindirmesi gerçekten daha zor. O yüzden ben zaten önlem olarak probiyotik kullanıyorum. Sindirimini güçlendirmek adına kuşların. Hem de bağırsaklarındaki faydalı bakterileri arttırmak için probiyotik kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Şimdi ilk olarak yumurtamızı, bakın yumurtanın pişmiş derecesini görüyorsunuz. Çok güzel. Hiç cıvık olmayacak. Tamamen katı olacak. Yani şöyle yapıyorum ben. Ocağın en küçük gözüne koyduktan sonra 15 dakikalık bir şey açıyorum. Daha böyle kaynamadan. 15 dakika toplam kaynama süresiyle birlikte duruyor ve 15 dakika sonra alıp soğuk suya koyuyorum. Hemen pişirmesini durduruyorum soğuk suya alıp. Sıcak suda bekletmiyorum kesinlikle. Çünkü çok fazla kaynayan yumurta da bir garip kokuyor arkadaşlar açıkçası. Bir acayip kokuyor. Hani öyle bir şey olsun da istemiyorum ben. Şimdi yumurtamızı, haşlanmış yumurtamızı çok güzel bir şekilde koyduk. Şimdi kuru mamayı zaten bildiğiniz gibi yumurtayı zaten biz bu şekilde düz vermiyoruz. Kuru mamayla veriyoruz ki kuşların yiyebileceği kıvama gelsin diye. Bakın kuru mamamı da koydum. Çok güzel şekilde şimdi karıştırıyorum bunu. Ne olacak? Tane tane hale gelecek yumurta. Burada önemli olan bu. Kuşlar ıslak ve cıvık şeyleri yemeyi tercih etmiyorlar. Bizim sultan papağanları ve muhabbet kuşlarından bahsediyorum. Ama jaco olur, lori olur, büyük kayıklar olur. Onlar daha böyle şeftalidir, muzdur, o tarz böyle cıvık meyveleri yemeyi tercih ediyorlar. O yüzden biz de elimizden geldiğince böyle tane tane yapacağız. Bakın ne kadar güzel oldu. Görüntüsü bile güzel oldu yani. Bakın. Çok güzel oldu. Kürdancığım bir tadına bakalım mı? Babuşkom bir tadına bakalım mı? Bak bakalım tadına, beğenecek misin? Hadi sen şefsin. Tadan şeflerden. Gel baba versin sana. Öyle ye. Al babacığım versin. Oh, afiyet olsun balıma benim. Nasıl, beğendin mi? Tamam, beğendi. Tamam gel. Gel hadi. Kürdan'a tadımlık yaptırıyoruz. Tadıyor yemekleri. Şimdi buğday. Buğday özellikle içerisinde bulundurduğu yüksek E vitamini sayesinde kuşlarımız için oldukça önemli ve faydalı arkadaşlar. Biliyorsunuz kuşlarımız özellikle bahar aylarında, kış aylarının bitip yaz aylarının başladığı dönemlerde çiftleşmeyi tercih ediyorlar. Şöyle göstereyim buğdayı. Neden? Çünkü bu aylarda toprağın altında kalan bitkilerin tohumları ne oluyor? Çimlenmeye başlıyor karların erimesiyle birlikte. Ve kuşlar bu çimlenen tohumları yiyerek aslında
doğalarına bir dürtü oluşturuyorlar. Bu tohumlar onların artık meyve ve sebzenin bollaşacağı, besinin bollaşacağı anlamına geliyor ve üretimin artık zamanının geldiğini ifade ediyor. O yüzden biz de kuşlarımıza çimlendirmeler veriyoruz ki onlar da üretimin geldiğini farkında olsunlar. DNA'larına kodlanmış olan bu dürtüyü, güdüyü korumaya çalışıyoruz biz de kendimizce. Şimdi kızıştırıcı mamalar görüyorum bazen. Gerçekten içinde olmayan yok. 50 çeşit malzeme var. Üzülüyorum. Ya açıkçası kuşların onları yediğini düşünmüyorum. Birazcık şov amaçlı paylaşıyor insanlar. Garip grup hareketlerle böyle değişik değişik sebzeleri, meyveleri karıştırıyorlar. İnanmıyorum ben açıkçası. Sizin de çok fazla itibar etmenizi tavsiye etmem. Şimdi probiyotik kullanacağız. Zaten diyezem 256 yağı biliyorsunuz artık. Bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Probiyotik kuşlar için oldukça önemli bir ürün arkadaşlar. Bağırsak florasını güçlendiren, koruyan, floradaki faydalı bakterileri arttıran bir ürün. İnsanlar için bile önemliyken kuşlarımızdan da eksik etmeyeceğiz. Özellikle mama dönemlerinde. Şimdi böyle bir göz kararı. Şöyle bir atalım. Çok güzel. Şimdi bazen topak topak kalabiliyor. Göstereyim. Mesela şurada kalmış. Bunu hemen şöyle çatalın arkasıyla dokunduğunuz anda gider. Yine de biz karıştıracağız zaten bunu. Güzel bir şekilde probiyotimizi de koyduk. Ne olur ne olmaz. Çünkü burada şimdi yeşillik de dahil edeceksin içine. Yeşillikler biliyorsunuz içerisinde su oranı çok yüksek. Kuşumuzun ishal olmasını istemeyiz. Tabii bunlar geçici ishaldir arkadaşlar. Çimlendirme ve yeşillik verdiğinizde bir gün ya da iki gün boyunca kuşunuzda ishal olması normaldir. Buna geçici ishal denir. Aslında ishal değildir. Kuşun su tüketimi fazla olduğu için o su tüketimini azaltmasıdır. Şimdi havuç ve nane ve maydanoz saplarımız var. Onları ekliyoruz. Aslında bunları en son da ekleyebilirdik ama olsun. Şöyle güzel bir şekilde. Ben bu dalları ve yaprakları kendim yaptığım salataların saplarını kesiyorum arkadaşlar. Daha sonrasında bakın kürdan da yer belki. Daha sonrasında elma sirkeli suda 1 saat kadar bekletiyorum. Beklettikten sonra da süzülmeye bırakıyorum. Gel babacığım gel korkma gel. Süzülmeye bırakıyorum. Ve bu şekilde kuşlarımı yediriyorum. Kürdan zaten çok seviyor bunu. İnanılmaz seviyor. Ona da veriyorum sürekli. Zaten paylaşıyorum Instagram'da biliyorsunuz. Şimdi diğer kuşlarımı da vereceğim. Onlar için de faydalı olacaktır eminim. Kürdan bensiz yapamıyor. İşte böyle. Mamamız hazır. Şimdi bunları tabaklara koyacağım ben. Videoyu devam ettiririm oradan daha sonra. Ya da bekleyelim. Burada beraber dolduralım. Ne olacak sanki? Muhabbet sohbet etmiş oluruz. Çok güzel oldu. Bakın görüntüsü ne güzel. Karışık değil. En fazla 6-7 tane malzeme içeriyor. Kuşun seçeceği ürünler yok içerisinde. Rahat rahat yiyecektir. Yani kuşlarımızı da yormamızın bir anlamı yok. Birçok besin çok yağlı olduğu için kuşlar yemeği tercih etmiyor onları arkadaşlar açıkçası. Yese bile vücudunda çoğu karaciğere gitmek zorunda kalıyor. Orada depolanıyor. Çünkü vücut sindiremiyor. Özellikle şeker oranı yüksek ürünler kullandığımız zaman kuş bunları sindiremiyor. Ama bu tarz E vitamini verdiğiniz zaman kuşlara, özellikle yeşillik, hemen aynı gün dışkısıyla dışarı atabiliyor ve onları rahatsız etmiyor. Biliyorsunuz özellikle üretim ve tüy dönemlerinde kuşlarımızın bağışıklıkları düşüyor. İşte bu bağışıklığın kuvvetli olması için böyle kaliteli yemler, kaliteli mamalar yapmamız lazım onlara. Tabii her gün böyle uzun uzun benim gibi 10 dakika boyunca yapmazsınız tabii ki ama siz de elinizden geldiğince hem çeşit hem tazelik yapmaya gayret edin. Bu tarz ürünleri koyduğunuz zaman özellikle yazın 5 saat, kışın 6 saate geçirmeyin kafeste. Çünkü çabuk bozulur. Bir yumurta düşünün. Haşladınız, kabuğunu soydunuz. Masanın üstüne ya da bir tabağa koyun. 5 saat sonra yemeye çalışın. Emin olun o bozulacaktır. Kuşlarımızın bozuk şeyler yemesini istemeyiz. Durduk yere kuşlarımızı hasta da etmeyelim. 5 saat kafeste durması kafi. Fazlası hemen çöpe atıyorsunuz. Yemesi yememesi önemli değil. Ya abi benim kuşlarım mama yemiyor. Benim kuşlarım böyle farklı şeyleri yemiyor diyorsanız o birazcık sizinle alakalı bir durum. Artık alıştırmak gerçekten çok kolay. Bunlarla alakalı videolarım da var. Umarım onları da izlersiniz ve kuşlarınızı çok güzel bir şekilde beslersiniz. Mamamız bu oldu. Çok güzel oldu. Mükemmel gözüküyor. Umarım güzel, sevimli bir video olmuştur. Beğenmişsinizdir. Bir kürdanla son bir deneme yapalım bakalım. Kürdan babacığım. Bir bakalım tadına. Ah.
Aferin benim oğluma. Beğendin mi? Kürdan Şef'ten hepinize iyi, güzel üretimler arkadaşlar.